Bugünkü konuğumuz Mehmet Güler Yüz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür Hoş ediyoruz katıldığınız bulduk. için. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığınız için Paris'ten. Benim için önemli bir sanatçısınız birçok sebepten. Sonuçta ben bu konuya bir iktisatçı olarak yaklaşıyorum. Ama benim hem çalışmalarımda hem de yani bütün gözlemlerimde sizin çalışmalarınız, siz önemli bir yer kaplıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim ve bu konuşma sanat tarihi açısından değil, daha fazla sanat piyasası ve sanat piyasamızın oluşmasıyla ilgili bir konuşma olacak. Ben sadece Mehmet Bey'in ekranını açmak istiyorum. Diğer katılımcılar acaba ekran paylaşımını kapatabilirler mi? Teşekkür ediyorum. Okey. Benim sorularımı ben daha önce Mehmet Bey'le de paylaşmıştım. Çok uzun zamandan beri aralıksız üretim yapıyorsunuz. Üretiminizi hem birbiri arasında yani birbirinden benzersiz şeyler üretiyorsunuz ve büyük bir istikrarla üretiyorsunuz. Mehmet Bey, sanat üretiminde istikrar neye bağlıdır? Bu konu özellikle genç sanatçılar için de çok önem taşıyor. Çok çalışmak mı, çok okumak, çok gezmek mi, izole olmak mı? Nasıl bu kadar uzun sürede böyle istikrarlı çalışmayı başarıyorsunuz? Mehmet Bey'in mikrofonu kapalı. Mehmet Bey sizi duyamadık. Mikrofonunuzu açabilir misiniz? Açık mı şu anda? Şimdi açık. Sizi Tamam duyuyoruz. efendim. Evet. Evet. Şüphesiz istikrar farklı bir haldir. Yani istikrarın nedenleri kişinin eğer hayatı ve yaptığı işle ilgili bir istikrar söz konusuysa istikrar inançla ilgilidir. Bünyeyle ilgilidir. Gereksinimlerin farkına varmakla ilgilidir. Dolayısıyla bütün bunların hayatın muhtelif farklı süreçlerinde gençlikle tabii orta yaş ve yaşlılık sürecinin ritimleri ve düşünceleri farklıdır. Fakat bunun bütün hayata yayılması söz konusu olduğunda istikrar diyebiliriz o zaman. Bir ritmin sürekliliği yapıt veya bazında ve hayat bazında yaşamdaki istikrar kişinin karakteriyle ilgili olduğu muhakkak ve disipliniyle, otodisipliniyle ilgili. Yani bir kere yaptığı işi anlaması ve kendini anlaması, yaptığı işte kendisi arasındaki giderlerle gitmezlerin halledilmesi meselesi. Bu tabii sürekli bir oto kontrole bağlı. İstikrar kişinin kendinden taleplerine bağlıdır. Yani siz kendinize belli bir noktada, belli bir istikamette yürümeniz ve bunun ritminin sürekliliği ve bunu sağlayacak, bunu kontrol edecek bünyenin
karakteri, yani buradaki etik düşüncesi ve tümüyle otodisiplin. Tabii bunları kolaylaştıran bir de bir şey var, tutku. Yani bir kere bir sanatçıdan bahsediyorsak temelde bir tutkuyla ilişkili bir şeydir. Herkes resim yapabilir, herkes müzik yapabilir. Bünye yani o iş için özellikle o işin, o sanatın bünyesi olarak doğmuşsa onun için aslında oldukça kolaylaşıyor iş. Birincisi tutku, yani sevgi gereken zorlukları karşılamayı sağlar. İstikrar bütün bunlara bağlıdır. Evet. Yani çalışmak, analiz etmek, okumak, izolasyon. Geldiği zaman o forma, o kendini gerekenleri yerine getirmektir. O artık orada okursunuz, çalışırsınız. Şüphesiz bir kere dünya, yani yaptığınız işin ne olduğunu anlamak. O işin büyüklüğünü anlamak. Bunun evrensel boyutlarıyla anlamak. Ve bunun bunu anladığınız zaman zaten gereken bünyeyi hazırlamak için de yapacağınız tek şey çalışmak ve okumak, anlamak ve hayatınızı çok ciddi bir şekilde kontrol etmek. Nefesi ve saniyesi ile ilgili. Yani nefesiniz ve geçen saniyeler ilişkisi. Müthişsiniz Rahmet Bey. Sizin dönem arkadaşlarınız kimlerdi? Kimlerle birlikte yola çıktınız ve geriye kimler kaldı? Yola çıkış şeyinde arkadaşlar şüphesiz bir akademi öncesi arkadaşlarım, bir akademi ve hemen onun bağlayında tiyatro arkadaşlarım. Dolayısıyla sanat bünyesindeki arkadaşlarım. Bunlar oluşmamda ve yürüyüşünde çok ciddi etkileri olan kişiler oldular. Tabii yani resim alanında akademideki arkadaşlarım, onlar bugün Türk resminin büyük isimleri. Efendim işte Alaaddin Aksoy, Nevris Tanyeli, Neşe Erdok, Nur Koçak, Utku, Varlık, Komet. Şimdi bu ciddi, çok önemli bir kadro. Biz tabii şanslı bir kuşağız ve benim için bütün bu çevremdeki arkadaşlar, tabii burada daha ismini sayamadım, birçok ressam arkadaş var. Onlar belki benim için ressam ve isimleri benim için çok önemli. Belki publik bilmeyebilir ama bunların her biri insan üzerindeki büyük etkileri var. Ben ama tabii tiyatro ve edebiyattan isimler, onlar da beni çok beslemiştir. Dolayısıyla iki sanatı yapmış olmak, aynı anda yapıyor olmanın getirdiği çok önemli bir kaynağım vardı. Bir tiyatro gibi bir önemli bir kaynak vardı. Dolayısıyla orada aktör stüdyo hocalarım, yani Haldun Dorman, Beklan Algan ikilisi, yani onların süreçleri, o süreç içindeki eğitimim. Ardından 1963'te profesyonel hayatta Asaf Çiğitepe ve Arena Tiyatrosu. Bu çok çok önemli benim hayatımda. Dolayısıyla aslında belki de altın bir çağ yaşadık diyebilirim. Aslında sizin eserlerinizin her biri bir hikaye anlatıyor. Ve sanat eserleri aslında bir hikaye mi anlatmalı? Hayır. Benim tiyatronun... işte, ben hikaye anlatmaz. Yani sizin söylediğiniz anlamda bilmiyorum ama ben hikaye anlatıcı değilim. Daha çok durum anlatıyorum. Hikaye ve durum ayrı. Hiçbirinde bir illüstratif bir şeyin anlatımı diye bir durum yok. Benimki
bir hali, zaten bir resim bütün bir serüveni anlatacak kadar birbirine bağlı oluşmuyor. Yani çok azdır seriyal resimlerde bir, yani diyelim ki Rubens'in Marie de Medici'nin hayatını anlatması gibi bir seri, tuval meselesi. Hayır, ben belki hikaye etkisi verecek kadar belli durumların resmini yapıyorum. Ama o hikaye olmuyor. Yani hikayeci değilim. Hikayeci değilsiniz. Peki, eserlerinizde belirli tiyatro ve edebi eserlerin iz düşümlerini bulabilir miyiz? Birebir. Hayır, hiç katiyen. Hiçbir şekilde. Şey gibi değil. Yani hiçbir şekilde bir yapıttan, literer bir yapıttan, bir aktarma, bir tiyatrodan bir şey. Bunu özenle çok korunmuşumdur bu konuda, kendimi bundan uzak tutmuşumdur. Çünkü o zaman bir narasyon, anlatımcılık meselesi. Anlatımcılığın farklı halleri var. Burada belki çok temel disiplinimizde literer olmama, işinin edebi olmaması benim akademide verilmiş eğitimler içine en veya üzerine basılmış disiplin olarak belirlenmiş bir haldir. Literer olmasından bizim hocalarımız bizi çok ikaz etmişlerdi. Ona ben inandım o zaman. Daha sonraki yıllarda literer olmanın aslında yanlış anlaşılabileceği, literer olma tehlikesinden kaçarken tümüyle sadece şekle bağlılık halini yaratabileceği bunun. Aslında literer olmak filozofik bir bazının olmasını da sağlar literer olması. Yani literatürle olan bağınız düşünceyle olan bağınızdır. Ama yapıtın literer olması ayrı bir şey. Siz en çok sanat tarihinde en çok ilham aldığınız sanatçılar kim? Var mı öyle birkaç isim? Birkaç değil. Belki 100 milyon falan, ne bileyim ne kadar sanatçı varsa dünyada sayılmamış halen. Ama hepsi, yani önüme kim geldiyse, kimi gördümse. Ama şüphesiz ki tabii kendi çağımın içinde yetişirken bir zamanla önem verdiğiniz, takip ettiğiniz, anlamaya çalıştığınız sanatçılar sürekli zamana göre, zamanınıza, sizin gelişmenizle ilgili olarak farklılaşır. Ama mesela Türk resminde beni heyecanlandıran sanatçılar, mesela zamanımda bir tanesi başında Yüksel Aslan olmuştur. Ardından Cihat Burak olmuştur. Yani bu iki sanatçı mesela benim için çok önemliydiler ve o gençliğimin içinde ve orijinal yapıt görememe, bizim jenerasyonumuzun ancak 30'lu yaşlardan sonra dünyadaki önemli yapıtlarla karşılaşması, yüz yüze gelmesi, bir orijinal yapıtı görebilme ve okuyabilme şansı. Fakat onun öncesindeki en önemli şey akademik değerlendirmelerin ötesinde bir resim, farklı, kendine özgü bir resim düşüncesini oluşturanlar. Ben o yüzden Yüksel Aslan'ı bu noktada daima çok çok önemsedim, çok saydım, çok sevdim. Halen de öyledir. Ama dünyada tabii çok büyük. Mesela Picasso çok klasik bir şey, herkese etkilemiştir. Fakat Picasso'nun ciddi olarak dünyaya sunduğu
çok çok özel bir hal vardır. Hiçbir başka sanatçının yani Leonardo seviyesinde bir büyüklük söz konusuysa Picasso'dur. Ama nedenleri çok yönlü bakışı ve sunularının yani devamlı sunduğunun karşıtını oluşturmak şeyden de Leonardo'dan da ayrılan yanı odur. Picasso çok başlı başına gerçekte büyük bir resim dersidir. Yani her yapıtı bir resim dersidir. Picasso'yu anlamak, Picasso'yu bütün çağın sanatçıları etkilendi Picasso'dan. Ama Picasso'nun davranma biçimi ve meraklarını anlamak ve her şeyi resme dönüştürebilecek bir bakış açısına sahip olmak dünyayı daha zengin kıldı ressamlar açısından. Çok güzel anlattınız. Picasso'yu böyle düşünmemiştim ben de gerçekten. Yani Picasso üzerinde gerçekte çok daha uzun seminerler verebileceğime inanıyorum yani. Çünkü hakikaten heykel tıraş olarak heykele getirdiği büyük açılım yani hakikaten çok iyi anlaşılması gerekir. Yani başlı başına her yönüyle yani desen, çizgi, boya ve Picasso bir yola gittiği zaman yani 500 kilometre yayan yürüdükten sonra aklına gelen bir resim için 500 kilometre geri dönüp sıfırdan yeni başlayabilecek kadar tutku ve meraklı ve istekli bir bünye. Şimdi o bünye bize çok garip kapılar, işte en büyük kapıda özgürlük ve cesaret ve davranma. Ve bu böyle bir şekilde Picasso'yu takip ediyorsanız, Picasso'yu keşke böyle kopya etse sanatçılar. O yönünü. Şimdi bu bağlamda ben bir soru soracağım. Özellikle genç sanatçılarla ilgili. Bugün bir özgünlük problemi de var. Yani genç sanatçıların yapacakları en büyük yanlış sizce ne? Ve bir sanatçı nasıl hem özgün, hem orijinal, hem de sanat tarihinin izlerini taşır? Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi ve hatalar. Gençlerin hatalar aslında çok gereklidir. Ama hatayı görebilme ve o hatanın nedenlerini anlayabilmek. Bugün sanatçıların, yani benim gördüğüm kadarıyla büyük böyle bir fetva verecek noktada biri değilim. Ve ondan kaçınıyorum. Çünkü genç sanatçı ümit etmediğiniz şeyleri size verebilecek kişidir. Gençlik budur. Gençlik beklentinizin ötesindekini getirebilecek ümittir. Çünkü sizin beklentiniz ancak kendinize göredir. Ama bir genç için inanılmaz bir fırsat ama aynı derecede büyük bir yük var. Çünkü sırtlarında bir sanat tarihi var. Fakat günümüzde piyasa aslında bu sanat tarihi yükünü onların sırtından aldı. Niye? Çünkü onun altında zorluk çekmelerini sağlayan şey sanat tarihini ötelemek, başka noktaya sürmek. Hangi sanatçı bugün genç sanatçı sanat tarihiyle o yükü de üstüne alarak yol yapmaya karar verecek? Şimdi bu onun bünyesine bağlı. Anlatabiliyor muyum? Bu yapılan işte gözüküyor. Bugün en büyük hata aceleciliktir. En büyük hata bir an evvel kariyer sahibi olmaktır. Ündür ve paradır. Eğer buna yönelikse zaten hatanın başıdır o. Ama bugün
nasıl olsun ki bunun dışında kalsın? Dünyanın her noktasında alıcı da buna bakıyor. Alıcı bir an evvel yani koleksiyoner haline dönüşmüş olmak, alıcılık hemen koleksiyonerlik demek anlamına geldi ki çok büyük yanlış. Efendim çok miktarda alıyor, çok miktarda alan biri koleksiyoner değil. Koleksiyoner belli bir girdiği ve merakla takip ettiği ve katıldığı, alarak katıldığı alanda bilgi sahibi olma zorundaki kişidir, onu bilendir. Yani dünyadaki her daldaki koleksiyonerler bu işin amatörleridir. Amatör de bizim anladığımız manada pejoratif, küçültücü bir kavram değildir. Tersine bir sanat amatörü, bir profesyonel kadar bilen ama ondan para kazanmak, onu meslek yapmayan kişidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi amatör dendiği zaman sanat amatörü batıdaki literatürde bir üst kariyerdir. Bir kariyerdir. Koleksiyonerin sanatçıyı bulma yetisi de oradan gelir. Yani en büyük kazanç olarak bakıldığı zaman aslında en büyük onur kaynağı onun için vaktinde keşfetmektir. Kimse görmezken görebilen koleksiyonerdir. O zaman alır, o zaman katılır onun problemine. Onun yolunu o zaman paylaşır. Onun meşakkatini veya onun yaşamını kolaylaştırıcı veya onu destekleyici, hatta yol açıcı, hatta danışmanlığını yaptığı, sanatçıya danışmanlık yapandır, hatta ona bilgi verendir koleksiyoner. Şimdi bu seviyede baktığınız zaman dünyada böyle benim bir Alman desen koleksiyonerim vardı. Beni 25 yıl ötesinde takip etti. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Çok basit bir, çok büyük miktarda parası olmayan bir Alman büyük bir firmanın muhasebesinde çalışan bir kişiydi. Dünyadaki en iyi desen koleksiyonerlerinden biri. Dünyadaki en iyi desen anlayanlardan biriydi. Şimdi ve bana çok şey öğretti. Yani bir kağıdı nasıl tutmamı bile bana öğretti yani. Çünkü bu böyle bir şey olur mu? Ben yüzler arkamda benim tonlarca kağıt harcamışlığım var. Tonlar yani. Ama resmi yapan biri olarak sizin o zamanki gençliğinizdeki şeye yani bana gelip resim bakarken, desen bakarken adıma böyle veriyorum. Onun almasıysa sakalı şerifi tutar gibiydi. Yani ve rengi atıyordu, kızarıyordu, eline aldı ve kağıdı kırmamak meselesi. Kağıdı kırma çünkü pul tutar gibi. Şimdi bakın o kişinin sizin desenizi 25 sene takip etmesi demek 25 senede sizin her şekilde yeniden bir şey söylüyor olmanıza bağlı. Yeni biçimde söyleme gayretiniz. Bunu görüyorsa devam et.